Merhabalar değerli arkadaşım. Grafik çizimlerine devam ediyoruz. Şimdi her kazanımda bir tane soru çözeceğiz. Anca çözecek kadar yerimiz var zaten. Hazır mısın? Hadi bakalım kazanın 96'ya da başlayalım. Şimdi 1 bölü x kare eksi 4 polinom rasyonel fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. Şimdi tabi önceliğimiz neydi? Tanım kümesini bulmaktı, doğru mu? Birinci olarak tanım kümesini bulalım. Neydi değerli arkadaşım tanım kümemiz? Reel sayıdan çıkart paydayı sıfır yapan değerler eksi 2 artı 2. Yani bu aynı zamanda aslında düşey asimptot olacak değil mi? Paydayı sıfır yapan değerler. 2. Ben sana bir yöntem anlatmıştım. X yerine artı sonsuz verirsek y'ler ne çıkar? Artı sonsuz verirsem yine artı sonsuz çıkar. Artı sonsuz. O zaman artıyla artı artı, yani birinci bölgede başlar. X'e eksi sonsuz verdiğimiz zaman eksi sonsuzun karesi yine artı sonsuz. Artı sonsuzdan 4 çıkarsak sonsuz. Y'ler yine artı sonsuz çıkar. Sonuç olarak eksi verdik, artı çıktı. O zaman grafiğimiz eksi artı kaçıncı bölge? İkinci bölgede bitecektir. İkinci bölgede bitecektir. Bitişi var. Bu sana bir tüyo, ipucu olsun. Normalde kaynaklarda pek belirtilmez ama benim sana zihninde kalması için, grafiğin kontrolünü sağlaman için bir yöntem olarak sunuyorum. Ondan sonra asimtotları bulalım sırası gelmişken. Yatay asimtotum, düşey asimtotumuz paydayı sıfır yapan değerler. Nelerdi bunlar? X eşittir artı eksi 2'dir. Değil mi? Onunla beraber yatay asimtotumuz var mı? Yatay asimtotumuz var mı? Neydi yatay asimtot? Limit x giderken artı eksi sonsuz için fx eşittir. Sabit bir sayı çıkması lazımdı. Sabit bir sayı çıkması gerekiyordu. Evet, sabit bir sayı çıkar mı? Şöyle bir göz gezdirdiğim zaman bunun nedir? Yatay asimtotu vardır. Evet, şöyle yapalım mı? X'e eksi sonsuz ya da artı sonsuz yazarsak bu da eşittir. 1 bölü sonsuz yapıyor. O da 0 yapacaktır. Yani yatay asimtotumuz da nedir? 0'dır. Y eşittir. Şöyle yapalım. Y eşittir 0'dır. O zaman yatay asimtotumuz Y eşittir 0. Bunu biraz daha düzgün yapalım. Düşey asimtotumuz artı eksi 2. Tamam. Şimdi dördüncü olarak nereye geldik? Dördüncü olarak değerli arkadaşım eksenleri kestiğimiz noktalar. X'e 0 verirsek Y'miz eksi 1 bölü 4. Yani 0'a eksi 1 bölü 4. Y'ye 0 verirsek X bir şey çıkmıyor. Yani bu anlamda grafiğimiz x eksenini kesmiyor. Doğru mu? Y'ye 0 verirsek x eksenini bir değer bulamıyoruz. O zaman grafik x eksenini kesmez. Bunu da yazdık. Evet, gelelim 5. maddemize. 5. maddemizde neydi? Fonksiyonumuzun türevini alıyorduk değil mi değerli arkadaşım? Fonksiyonumuzun türevini alalım. Birincinin türevi 0 çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi 2x. Bölü paydanın karesi. X kare eksi 4'ün parantez karesi. Bu da eşittir 0'dan. X eşittir 0 gelecektir. Hay hay. Şimdi şöyle düşünelim. 0'da fonksiyonumuzun bir yerel ne noktası var? Bir kere asimtotları da bir çizelim. Şunlar asimtot noktalar olsun. Eksi 2'ye artı 2. Tabii ki de şöyle düşünecek olursak 0'ın solunda şöyle yapalım. En büyük derece terimin katsayısı eksi olduğu için eksi. Buralar hep eksi değil mi? Azalan. Buralar artı. Sıfırın solunda artı. Yani kökün sol tarafında bu negatif olursa sonucumuz artı çıkıyor. Buralarda artan, artan, azalan, azalan. Yani şöyle düşünüyorum. Asimtota kadar artıyor. Oradan sonra asimtottan sonra yine artmaya devam edecek. Ondan sonra sıfırı ikinci fonksiyonda burada yerel ne oluşturacak? Yerel maksimum noktası oluşturacak. Maksimum noktası oluşturacak. Ve buradan sonra da azalmaya devam edecek. Ta ki asimtotun sonrasına kadar. Şimdi ikinci türevin kökünü almaya gerek var mı? İkinci türevi almaya gerek var mı? Şöyle bir bakalım. Eğer grafiği çizemeyeceğimizi düşünecek olursak ikinci türevde yani konkav konveks olduğu yerleri göstereceğiz. Şimdi ben bize verilen yerleri mesela nedir? X eşittir 2'dir değil mi? Bu da x eşittir. Eksi 2 asimtotumuz olsun. Aynı zamanda y eşittir 0. Yani x eksenini kestiğim x eksenin yatay asimtotumuz var.
O zaman biz şunları hemen simgelerini verelim. Burası y, burası x eşittir 2, şurası artı 2, burası eksi 2. Tamam, bu da x eşittir eksi 2. Hay hay, bu da y eşittir 0, yani x eksen üzeri. Dolayısıyla x ekseni. Bunlar bizim asimtotlarımız. 3 tane yatay asimtotumuz y eşittir 0, düşey asimtotumuz x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2. Şimdi eksenleri kestiğimiz noktalar, ta tek bir nokta var, o da 0'a eksi 1 bölü 4. X'imiz 0, y'imiz eksi 1 bölü 4. Şurada eksenimizi kesti. Eksi 1 bölü 4 de kesti. Şimdi şöyle düşünüyorum. Grafik birinci bölgede başlayacak. İkinci bölgede bitecek. Hay hay. Asimtotlarımızı da çizdik. Şimdi bakıyorum. Eksi 2'ye kadar, yani asimtot olan eksi 2'ye kadar grafiğimiz artacak. Bu bölgede nasıl artan çizebiliriz? Asimtotumuz burada. Değil mi? Bu da yatay asimtot. Buradan gelecek. Şöyle çizecek olursak böyle artacak burada bir. Daha sonra diyor ki sıfırla eksi 2 ile sıfır aralığında artmaya devam edecek diyor. Eksi 2 ile sıfır aralığında nasıl artabilecek? Şu aşağıdan gelecek. Ta ki şurada bir ekstrem noktası var. Nerede? Sıfırda ekstrem noktası var, değil mi? X'in sıfır olduğu yerde ekstrem noktası var. Sıfırı götürü yerine yazarsak denklemde 1 bölü 4 mü yapıyor? Sıfıra eksi 1 bölü 4 yerel ekstrem noktası. O zaman buradan artarak gelecek. Burada bir ekstrem noktası oluşturacak. Buradan azalmaya devam edecek diyor. Kim söylüyor bana? Sıfırın sağında azalmaya devam edecek diyor. Oradan sonra yine azalmaya devam edecek diyor. O zaman buradan tutuyorum. Tekrardan azalmaya devam ediyorum bu şekilde. Evet. Şekle baktığımız zaman grafiğin nerede artan, nerede azalan olduğunu bulduktan sonra dönüm noktalarının, yani konveks veya konkav olduğu aralıkları bulmaya gerek var mıydı? Bulmaya gerek yoktu. Buna bakarak grafiği ne yapabildik? Çizebildik. Zaten ikinci fonksiyonumuzun ben şöyle de bir değinleyeyim. Altıncı madde olarak hadi ikinci türevi de bir alalım. İkinci türevi aldığımız zaman hiç uzatmıyorum. İkinci türevi aldığımız zaman 6x kare artı 8 bölü nedir? X kare eksi 4'ün kaçıncı kuvveti geliyor? Üçüncü kuvveti geliyor. Evet, burada yani kök yok. Reel kök yok. Reel kök yok. Ancak paydayı sıfır yapan değerler artı eksi 2 olarak düşünecek olursak yani şöyle düşünüyorum. Paydayı sıfır yapan değerler, yani asimtot değerleri olarak düşünecek olursak artı 2 eksi 2. Hemen bakalım. Bunun bu tarafında artı, değil mi? Bu tarafta artı, bu tarafta eksi. Eksi 2 ile 0 arasında bir değer versek sonuç eksi çıkar. Bu tarafta artı çıkar. O zaman bu bölgede ne diyeceğiz? Kollar yukarı doğru. Dış bükey, iç bükey, yine dış bükey. Soruda da baktığımız zaman evet, dış bükey. Eksi 2 ile 2 aralığında iç bükey ve 2 ile artı sonsuz aralığında da yine dış bükey olduğu bu şekilde baktığımız şekilde de görmüş olacağız. Ha, bunu da bir çizersek daha mı rahat görürüz? Tabii ki de daha rahat görebiliriz. Ama çizmesek de, yani ikinci türevin geometrik yorumunu yapmasak da bu grafiği verilenler yardımıyla çizebilir miydik? Tabii ki çizebilirdik. Evet değerli arkadaşım, kazanım 96'nın da sonuna geldik. 97'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Thank you.